üreticilerimize bakıyoruz. Hayvanlarından birini kesiyor, yem parası yapıyor, diğer hayvanlarına yediriyor. Bunun matematiği nasıl tutacak? Sonuçta bakıyorsunuz büyük resme, tabloya. Her sene Türkiye'de hayvan popülasyonu azalıyor. Küçük başta da azalıyor, büyük başta da azalıyor. Ve hep söylüyorum, çiftçiye, hayvancıya gerekli desteği vereceğiz ki gıda enflasyonu düşsün. Şimdi burada Sakarya'da 10 tane çiftçi toplasın, Cumhurbaşkanı gelsin otursun. Ben faizi %45'e çıkarttım, merak etmeyin. Gıda fiyatları düşecek desin. Bu enflasyonu düşürecek desin. Bir anlatsın da göreyim ya. Gıda fiyatlarının artmasının sebebi maliyetin artmasıdır. Asıl sebep budur. Siz maliyete destek vermeden çiftçinin gübresine, yemine, ilacına, elektriğine, mazotuna gerekli desteği vermeden gıda fiyatlarını bu ülkede tutamazsınız, düşüremezsiniz. Bu kadar basit. Halk ucuz gıdaya, ucuz yiyeceğe ancak böyle ulaşır. Ama anlamıyorlar. Bilmiyorlar arkadaşlar, bilmiyorlar ya. Bakmayın ben ekonomistim. Ben ekonomistim, alanım ekonomi dediğine falan bakmayın ya. Bilmiyor ya. Bilmiyor, bilenlerle de çalışamıyor. Zaten bir de kalite düşmanlığı var mı? Nitelik düşmanlığı var mı? Yani böyle çok iyi yetişmiş nitelikli insan pek haz etmiyor onlardan yani. Gayet iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, biz Deva Partisi bu yola insan onuruna yaraşır bir hayat diyerek çıktık. Önce insan diyerek yola çıktık. Bu hayatı el birliğiyle, sizlerle, sizin desteğinizle inşallah hep beraber sağlayacağız. Sakarya'da ve diğer illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. İnsan onuruna yaraşır bir hayatı anlatacağız insanlara. Kamu imkanları nasıl adil kullanılır? Fırsat eşitliği nedir? İnşallah biz bunu göstereceğiz. Çünkü unutuldu bunlar. O unutulan güzel değerleri yeniden hatırlatacağız insanlarımıza. Öğrenciler tıkış tıkış yurtlarda değil, temiz, hijyenik, modern yurtlarda yaşasın diye. Günden öncesinden yer kaplan kütüphanelerle değil, odalarında, masaları başlarında çalışsınlar diye. İlkokul, ortaokul çağındaki çocuklar yedikleri simidin hesabını yapmasın diye. Dedeler, nineler torunlarının yarınlarına dair endişe duymasın diye çok çalışacağız inşallah. Ve Sakarya'nın bu eşsiz tabiatını koruyacağız arkadaşlar. Sanayi, imar falan derken doğayı kaybetmeyeceğiz. Çünkü hepsi gelir geçer. Şu etrafınızda gördüğünüz beton yapıların tamamının maksimum ömrü 100 yıl. 100 sene sonra bunların hiçbiri ortada kalmayacak. Ama eğer biz tabiata, doğaya zarar verirsek, yeşile, maviye, su kaynaklarına zarar verirsek, gelecek nesiller çok daha kötü bir Sakarya'da yaşamak zorunda kalacaklar. Ve inşallah biz Sakarya'yı Deva Belediyeciliği'yle buluşturacağız. Hazırız. Seçim geliyor diye değil. Ta 2 sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızı açıkladık biz. Bakın. Tek tek hepsini sıraladık. Bizim Genel Başkan Yardımcımız Candan Karlıtekin'in koordinasyonunda hazırlandı bu. Ta 2 sene önce. Karınca duası gibi içinde ince ince yazılarla plan, program, her şey hazır. Her şey hazır. Bununla da yetinmedik. Bir de ne yaptık? Deva Belediyeciliği'nin etik kurallar bildirgesini hazırladık. Bu da bir ilk. Dedim ki hani başka partiler ne yapmış, ne etmiş biraz bakalım. Daha önce kim nasıl çalışmış bakalım. Bana dediler ki işte Candan Bey, Cem Bey, o İbrahim Bey, bizim o arkadaşlar, o grup hazırladı. Böyle bir şey yok. Peki ne var? İşte Greco gibi Birleşmiş Milletler'in sözleşmeleri var. Avrupa Birliği'nin, OECD'nin temiz yönetim ilkeleri var. Ama Türkiye'de hiçbir siyasi parti bugüne kadar bir etik kurallar bildirgesi hazırlamamış. Kimsenin aklına gelmemiş ne hikmetse. Çünkü belediye deyince insanların aklına 4 harfli bir kelime geliyor. Rant. Belediyecilik deyince çoğunun gözünde dolar işaretleri oluşuyor. Türk lirası kıymetini kaybettiği için dolar işaretleri oluşuyor. Biz onun için ne diyoruz? Belediyeciliği hem etkin, düzgün yaparız hem de temiz yaparız diyoruz. Bu iki sütunda Deva Belediyeciliği yükselecek diyoruz.
Ve bizim adaylarımız aday olmadan önce bu 3 sayfalık bildirgeyi okuyorlar, imzalıyorlar, taahhüt ediyorlar ve ne diyorlar? Ben belediye başkanı seçildiğimde işi kitabına uydurmayacağım. Ben belediye başkanı seçildiğimde yasaları, kuralları böyle eğip büküp esnetip kendime veya başkalarına çıkar sağlamayacağım. Ne diyorlar? Biz belediyeciliği kitabına uygun yapacağız diyorlar. İşte bunun için bu etik bildirge, yani ahlaki kurallar bildirgesine sadık kalarak yola çıkıyorlar. Biz de genel merkez olarak seçimlerden sonra belediye başkanlarımızın sadece kanunlara uygun değil, bu ahlaki kurallara da uygun belediyeleri yönetmeleri için takipçileri olacağız. Genel merkezden sürekli kendilerini izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu seçim belediyelerin seçimi. Bu seçim yerel seçim. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçeceğiz. Doğru. Ancak bu seçim değerli arkadaşlar aynı zamanda merkezi hükümete, iktidara da bir uyarı yapmak anlamına gelecek. Eğer merkezi hükümetten memnun değilseniz, iktidar yanlışlar yapıyor diyorsanız bu seçim aynı zamanda iktidara aklını başına al deme seçimidir. Yanlış yoldasın, yaptıklarından memnun değilim deme için bir seçimdir bu. Seni uyarıyorum seçimidir. Yani aslında bu seçim değerli arkadaşlar hükümete bir sarı kart gösterme seçimidir. Sarı kartı göstereceğiz ki hatalarını anlasınlar. Yoksa sandıklar açıldı. Baktılar ki millet gayet memnunmuş. Biz aynı kafayla devam edelim. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe aynı kafayla devam edelim. Türkiye'de ekonomi gittikçe bozulsun. Aklımıza geleni yapalım. Çevremizdekilerini kalkındıralım. Ülkenin geri kalanı ne olursa olsun. Sandıktan çıkan sonuç bu olmamalı arkadaşlar. Sandıktan çıkan sonuç ya biz nerede hata yaptık diye şöyle bir kafalarını iki ellerinin arasına alıp onları düşündürme sonucu olmalı. Onun için biz bu seçimde sadece belediye başkanlarımızı seçmeyeceğiz. Biz bu seçimde aynı zamanda inşallah hükümete bir sarı kart göstereceğiz. Hep beraber yapacağız.